Okey. Selamlar Ferit. İyi yayınlar. Son 2 haftadır çoğu popüler yayıncının eğlence maksadıyla tarot formuna baktım. Eğlence amaçlı 15-20 dakikanız varsa sizin... Oh siktir oğlum, ben çok severim. Çabuk çekin. Aa, bugün V-Pop odasındaymış. Nike Shinoroki'ymiş. Çabuk. Shinoroki. Bize de bakacak ama. Çok isterim. Ya siktir lan. Kanka kamera istiyor. Hocam hoş geldiniz. Açmak için. Selamlar. Merhabalar. Selam. Nasılsın? İyiyim Ferit. Sen nasılsın? İyidir, ne olsun. Peki... Bu işte master degree misiniz? 5 yıldır bakıyorum kanka. Genelde çıkıyor mu? Şöyle söyleyeyim. 2 haftadır nereden baksan 120 kişiye baktım. Hepsi çıktı. Vay be. O zaman bekliyorum. Sadece bu kamerayı açacağım. Ekranı vermek için. Vereceğim abi bir saniye. O bayağı profesyonel. Her şey hazır ya. Tabii canım. Bir Kemal kaldı. O da ulaşılmıyor ona. Bir dakika. Twitch'i ben işte İşten ele geçirdim zaten. Sen yayın falan yapıyor musun? Yapıyorum. İnsanlar izledikçe, geldikçe. Duydunuz, size sitem etti chat. Evet niye abi. Niye gitmiyorsun adama yeni? Hazırım. Tamam. Peki şimdi, böyle astroloji falan ilgili misin? İlgiliyim ama astroloji yorumlarını çok fazla yapamıyorum. O kadar ilgili olmadığım için. Daha çok tarot falan yapıyorum ben. Anladım. Ben ne gibi bilgiler vermem gerekiyor şu an? Şimdi şöyle başta olayı anlatayım ben. Tarot kart oyunu, bir tahmin oyunu aslında. Bir fal çeşidi değildir normal olarak. Ben şimdi senden sırasıyla 3 tane sayı isteyeceğim 1'den 78'e kadar. Sen bana bunları söyleyeceksin, ben bunları kayıt edeceğim, desteden ayıracağım. Daha sonrasında da kartları çıkarıp yorumlamaya başlayacağım. Bu 3 kartta geçmişini, şu anki zamanını ve geleceğindeki karakteristik özelliklerini yaşadığın şeyler çıkarsa bunları tahmin etmeye, bilmeye çalışacağım. Bir de aşk tarotu var, tek kart tarotu var. Birçok tarot çeşidi gence var. Evet, bunları abi yapabiliriz sizinle. Ferit Bey. Normal tarot böyle karışığı yok mu bunun ya? Aşk ortaya şeyi karışık. Ya karışığını bildiğin falcılar yapıyor. O kadar radyant olacağız. Yani sen illa bir şey mi? Bir şey üzerine yani aşk tarotu veya neydi? 3 kart. Geçmiş, şimdi, gelecek. Geçmiş, şimdi, gelecek. Tamam. 3 kart söylüyorum o zaman. Söyle, ben yazıyorum onları. 1'den 78'e kadar değil mi? Aynen. Sıralı olmak zorunda değil. Karışık da olabilir. Tamam. 2. Evet. 8. Hı hı. 12. Emin misin bu kartlar olmasına? Eminim. Son kararım. Tamam. Ben neleri söyledim? Ben 6, 12, 31 dedim. Sizce? Tamam. Sen sus. Sen kimse sormadan. Hocam tamam. Derbi sonucunu da bakarsak. Onu şöyle söyleyeyim. Jirox'un yayınına baktım bugün. Aynı şeyi sordular. Fenerbahçe tarafında Mesut'a çok fazla oynayacaklar. Öyle bir yorum yaptım. Bakalım, izleyeceğiz, göreceğiz. Hadi bakalım. Şimdi Ferit, ilk kartın ters mi olsun, düz mü olsun abi? Düz olsun abi. İkincisi? Düz olsun o da. Sonuncusu ters olsun. Tamamdır. Kartlarını göstereceğim ben şimdi sana. İlk kartın güç. Bu geçmiş zamanını ifade ediyor. Geçmişindeki şeyleri bu kart üzerinden yorumlamaya çalışacağım, bilmeye çalışacağım. Evet. Kupa dörtlüsü bu şu anki zamanını ifade ediyor. Bu aynı zamanda yakın bir geçmiş ve yakın bir geleceği de tasvir eder. Sonuncu kart değnek beşlisi. Bu da geleceğini ifade ediyor. Dediğim gibi ben bir falcı değilim. İlk 10 saniye kitaptan başlıkları okuyacağım. Ondan sonrasında da yorumlamaya çalışacağım. Tamam abi. Müsaade varsa. Buyur. Biri de o ters sanki yazmış chat'te. Oğlum ters dedik ya bunu. Herkes aynı tonluya düşüyor. Okey. Ben başlıyorum müsaitseniz. Buyurun. Buyurun. Söz sizde. Başlamadan önce şunu söyleyeyim. Bu 1 yıl öncesi olabilir, 10 yıl öncesi olabilir, çocukluğun olabilir. Yapacağım geçmiş yorumlarını kendi içinde değerlendirip tur sonunda da bana bildirmeni isteyeceğim senden. Doğru yanlış diye. Tamam. Geçmişinde yaşadığın çok büyük olaylardan ötürü sabrını kontrol etmeyi, duygularını kontrol etmeyi öğrenmişsin. Bu muhtemel olarak sadece arkadaşlıklar değil, aşk ilişkilerinden ziyade birçok insandan sana gelen bir takım etkiler sebebiyle olmuş bir şey bu. Genel olarak herhangi bir iş konusunda başlama eğilimi gösterdiği zaman bunu cesaretle başlıyor musun? Daha sonrasında bu cesaretin kararlılığa dönüp belli bir süre içerisinde o
rutine bağlıyormuş. Bunu ekleyebilirim. Hocam pardon, Naru'dan tek giyişi demiş de birinin. Senin belanı sikerim çocuk şimdi. Ne alakası var konumuzla ya? Ne alakası ben var? Çok, şurada yani nelerden, neler hakkında konuşuyoruz? Adam tek giyişi. Ay geçmişi. Bir de subscriber ya. Evet hocam, çok özür dilerim. Yok estağfurullah, estağfurullah. Genel olarak geçmişinde karşına çıkan düşmanları psikolojik olarak dize getirebilme potansiyelin varmış. Onları çok kolay bir şekilde yönlendirebiliyormuşsun. Bunu ekleyebilirim. Neyi son yönlendirebiliyormuşum? Olarak, bir daha alabilir miyim o sesini? Alamadım. İnsanları psikolojik olarak dize getiriyorsun. Bu şekilde de onları yönlendirebiliyorsun. Yani psikolojik anlamda onları yönlendirip dize getiriyorsun. Doğru, influencer kimliğim. Bunların dışında da çok enerjik bir insanmışsın geçmişinde. Bu enerjin de sana sürekli olarak her türlü konuda başarı getirmiş. Son olarak da bunu söyleyebilirim. Evet. Bu geçmişi bitirdik değil mi? Hı-hı, evet. Yani doğru. Çoğu. Evet. Yanlış olduğunu düşündüğün bir şey var mı? Yanlış olduğunu düşündüğüm hiçbir şey yok abi. Hepsi tamamıyla 10-10 doğru. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben diğer kartın sayfasını açıyorum bir saniye. Tekrar göstereyim. Kupa dörtlüsü düz çekmiştim. Bu şu anki zamanını ifade ediyor. Aynı zamanda yakın bir geçmiş ve yakın bir geleceği de ifade ediyor. Daha bugün kupa geldi biliyor musun? Bugün geldi kupa. Evet. Acaba dört tane kupa olması dört şampiyonluğun daha... Ne diyorsun ya? Bahisleri basalım mı? Hadi bakalım. BBL Spor'a basın abi. Varınızı yoğunuzu. Devam. Okey. Şu sıralar evet çok para kazandığını herkes biliyor ama bu para kazanma sana bir türlü mutluluk getiremiyor. En azından para kazanma mutluluk getirmiyor. Belirli amaçlarına ulaşmışsın ama sanki bunlardan memnun değilmişsin gibi hissediyorsun. Daha fazlasını talep ediyorsun, daha fazlasını istiyorsun işten içe duygusal anlamda. Yeni bir ilişkin olduğunu zaten biliyoruz. Bu konu hakkında çok fazla ne yorum yapmak istemiyorum çünkü sadece yeni bir ilişkinin kuruluşu yazıyor başlık olarak. Bunların yanında geçmişinde yaşadığın ilişkilerin şu anki ilişkine yansımaması için ekstra bir çaba sarf ediyorsun. Bunu ekleyebilirim. Son zamanlarda biraz bazı konularda çok bıkkınlık yaşamışsın. Hani yeter artık bunu bırakmam gerekiyor moduna kadar getirmişler seni. O konu artık neyse. Bu konular hakkında da biraz keyifsiz hissediyorsun. Bunu söyleyebilirim son olarak. Güzel. Doğru şeyler var. Özel değilse açıklamak ister misin yoksa devam edeyim mi? Yani bir şey hakkında evet. Bıkkınlığım var. Onun haricinde diğerleri tamamıyla doğru. O da bende kalsın ama. Tamamdır. Son kart. Değnek beşlisi. Bu geleceğini yorumlayacağım kart. Gelecek değişkenlik gösterebilen bir şey. Asıl önemli olan kısma geldik chat. Drop yok abi. Ne drop'u abi? Bir dakika abi. Ne drop'u var? Şu an drop mu var Burak? Yok abi, yok hiçbir şey yok. Ha drop'tan bıktı adam. Ha onu tamam. Pardon abi. Bak o kadar bıkkınım ki drop kelimesini gördüğüm anda tilt oluyorum. Bu arada bugün ekstra bir şey yaptım. Yani yayını işlemciden vermiyorum. Ekran kartından veriyorum. Bilmem ne kadar etki eder kaliteye. Evet dinliyoruz abi. Bu gelecek tamamıyla değişkenlik gösterebilen bir şey. Şu anki düşünce yapın ve yaşam stilinle devam edersen olabilecek geleceği anlatacağım şimdi sana. Şöyle söyleyeyim, kafandaki o BBL'in bir sonraki şampiyonlukları mevzusu var ya. Evet. Turnuvada bir hileyle karşı karşıya kalabilirsiniz BBL'e karşı. Bir başta bunu söyleyeyim. Abi. Bir sonraki turnuvada. Çünkü burada dürüst olmayan rakipler ve hile. Adı altında bir başlık var. Orospu çocukları mevcut yani orada. bu son zamanlarda süre gelen bu çekilişlerden kaynaklanan dava muhabbetleri var ya. Eğer geleceğinde bir çekiliş yapmayı planlıyorsan bu belki davaya sebebiyet verebilir. Yok abi, bundan sonra Milli Piyango İdaresi'nden izin alıyoruz. Burada bir dava söz konusu çünkü bir başlık adı altında. Yayıncılık dışında yaptığın yatırımlar var. Bu yatırımlar geleceğinde çok büyük sana yeni olanaklar sağlayacak. Çok büyük kazançlar sağlayacak kesin olarak. Bunu ekleyebilirim. Süper. Çok cömert bir yapıya sahip olacaksın. Yani elindekini biraz dağıtacaksın artık çok fazla biriktiği için.
doğal olarak. Teşekkürler abi. Başka? Ama hani ne yapasın ki? Bankada yer kalmıyor. Ne yapacağım parayı ya? Abicim ne alakası var şimdi konumuzla? Yok takılıyorum yo, sadece. Ya, biliyorum biliyorum. Doge kaça gidecekmiş ya? O var mı? Onu tek kartta şöyle yapabiliriz. Hani istediğin fiyattan gidebilecek mi? Şeklinde sorarsan belki yorumlayabilirim. Son olarak şöyle bir yorum yapmaya çalışacağım. Kendini kanıtlaman gerekecek bir takım olaylar yaşayacaksın. Bu Twitch veyahut şeyle alakalı değil. Şu anki yaptığın işle alakalı değil. Bambaşka bir işle alakalı olacak. Kendini ispatlaman gerekecek. Son olarak da bunu söyleyebilirim geleceğin için. Acaba neyde ispatlamam gerekecek kendime? Yani şu an kafanda başka bir yatırım planın var mı? Varsa var. Da mesela onun gibi olabilir. Var. Yani şu an gerçekleştirmediğin. Var var. Var birçok şey var. Yani hali hazırda devam eden projeler de var. Üzerinde çalıştığımız projeler, yatırımlar da var. İleride şöyle de düşündüklerim var. Bu Twitch'le bağlantılı olmayacak veya BBL'le bağlantılı olmayacak. Kendin sanki influencerluktan uzakmış gibi başka bir yatırım yapacaksın. Hani kafanda öyle bir plan var. Bunun hakkında kendini kanıtlaman gerekiyor. İlginç. Hocam bir de yani, halı sahalar açılacak. Halı sahalar evet ne zaman açılacak o da önemli. Zaman söyleyemem ama mesela şöyle düşünebilirsin. Cevabı evet hayır olan soruları düşünürsen bir de bana sayı söylersen yorumlayabilirim. Harbi mi diyorsun? Dur niye o zaman dur. Neyi şey yapalım bunu halı sahaya harcamayalım dur. Yani 4-5 tane cevaplayabilirim böyle benim için. Hocam Luis Gustavo Fenerbahçe Galatasaray maçında çok oynayacak mı oynamayacak mı? Çok iyi soru, çok iyi soru. Rakamım 28. Abi olmadı o. Forvet numarasını verecekti Ferit ya. Ya dur kardeşim içime duanı söyledim. Asıl hocam hadi bu abi, öyle değil midir abi yani? Vallahi oynasın ya. Ne olursun ya. Bakalım. Oo, güzel bir kart. Güzel bir kart mı? Hadi oğlum. Exodia çıktı. Kılıçtım attı. Oo, bir de gol atıyor. Bakalım. Tulsum mu? Tulsuması. Şimdi soruyu tekrar edebilir misin Ferit? Luis Gustavo bu cumartesi oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçında oynayacak mı, oynamayacak mı? Dın 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 bu kalbim. Yavaş söyle. Gustavo diyor ya. Totem yapmaya devam etmeniz gerekiyor. Bu totem sonucunda iyi bir başlangıç yapacak. Burak çabuk bütün tütsünleri asıyorsun. Tütsüleri yakıyoruz. Bütün tütsüleri yakıyoruz. Geliyorum bir dakika. Dur tütsünle ben ters durayım bir amuda kalkayım. Arkadaşlar totemlere devam duydunuz. Ben de totemimi yapmaya devam edeceğim. Siz de totemlerinizi yapmaya devam edin. Oynatacağız. El birliğiyle oynatacağız. O dizi iyileştireceğiz. Çok iyi. Dur. Bir dakika. Başka düşünelim ya. Düşünün tabii. İyi bir başlangıç yapacak anladın mı? Gol. Hocam bugün oynayacağım Valorant oyunlarında güzel maçlar olacak mı yani? Bugün kazanabilecek miyim? İyi takım arkadaşlarım tamam olabilecek mi? Sayıyı alalım. Sayımız 5. 5-5. Yapmazsam olmazdı. Kartınız değnek üçlüsü. Bakalım cevabı neymiş. Bugünkü Valorant maçlarında kazanacak mısın kısacası? Evet. Şimdi kazanmak hani bir maç kazanırsın evet derim buna ama bir maç kazanırsın gibi. Biz bir şöyle maça da razıyız bunu artık. Sadece o kadar yeniliyoruz ki. Evet. Tamam. Çok net. Olumlu sonuçlanacak. Yani evet anlamına geliyor bu. Bunun sebebi de şu Ferit. Geçmişinde çok fazla çaba sarf ettiğin için artık bunları bir şekilde hırsına dönüştürüp oyuna yansıtacaksın. Bu da sana olumlu sonuç olarak geri dönecek. Duydun Sami. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten. Ben bayağı ederim. Eğlendim. Benim hoşuma gidiyor böyle şeyler. Ne zaman da bakabilirim. Yengi de baktırır mı peki neyi şu an? Neyi falına? Aşk planına da bakabilirim.
Yok ya oraya şöyle... girmeyelim ya. Tamam nasıl istersiniz. Hayır oralara girmeyelim. Oraya biraz daha özel kalsın. Bat Please Han 7 aydır çok teşekkürler abi. Enes şimdi bakacağım okuyacağım abi. Çok teşekkürler. Başka kime baktın abi böyle yayıncılardan? İsim vereyim mi? Tabii tabii buyur. Eldrian'a baktım. Abi Tukan reklam abi. Oldu. İsimler burada mı? Era'ya baktım. Eldrian'a mesela nasıl çıktı? Pozitif mi çıktı? Negatif mi? Onun pozitif çıktı. Onun aşk falı bayağı eğlenceliydi. Bayağı böyle şehvetin, tutkunun, ateşli yaşamın şeyleri çıktı. Bunu biliyoruz. Başka bir şey söyle. Yakışıklı adam abi. O zaten yani. Onun tüm ekibine baktım neredeyse. Oyuncuların dahil olmak üzere. Erik Dalın'dan Era'ya, Ali'ye. Era'ya nasıl çıktı? Era'ya güzel çıktı. Era'ya da güzel Hiç çıktı. Böyle kötü çıkan yok mu ya? Şöyle var. Nasıl söyleyeyim bunu? Tuğkan abinin takımında 2-3 kişide çok kötü çıktı. Öyle söyleyeyim. Onun harici genelde güzel çıktı. Baktığım yorumlarda. Sami ne diyorsun? Ben mi abi? Evet bir bakalım mı abi sana? Bakalım ne ayakmışsın ay, amına koyayım. Ay çok heyecanlandım. Hadi bakalım. Ondan önce bir sellout yapalım. Perit olmadı. Tabii ki buyurun efendim. Tabii ki. Estağfurullah. Sen yani bu konuda rahat takıl ya. Ben seni çok sevdim. Teşekkür ederim. Ben açıdan sizi severek takip ediyorum. Eyvallah. Nick'im Shinoraki. Twitch'te de aynı şekilde bulabilirler beni. Burak yaz oğlum chat'e. Yazayım abi. Arkadaşın kanalını. Şu anki nickname'im de aynı. Shinoraki. Rocky. Shinoraki. Shinoraki. S-H-I-N-O-R-O-K-I. Dur kime atayım ben direkt?